I'm Bushra Aoun, I'm from Turkey and I'm 24 years old and studying at Cardiff Met and also practicing wheelchair tennis. Tutkulu, kararlı ve azimli olmalısın. Tanıştıralım. Paralimpik oyunlarında kadınlarımızı ilk kez temsil eden tenisçimiz Büşra Ün. Engelsizler programından bu haftada tüm Turuncu TV izleyicilerimize merhaba. Ben Funda Doğan Kapıkıran. Ben Nuray Savaşan. Bu hafta İzmir Özel Rota Koleji'nin Bornova kampüsündeyiz. Geçen hafta sevgili Büşra Ün ve Osman Yıldız'la yaptığımız programın ardından duyarlı eğitim kurumumuz Rota bizi 3 Aralık'ta değil, 3 Aralık dışında Aralık'ta olsun veya Ocak olur bizim için hiç fark etmez ama muhteşem bir programdı. Biz bunu okulumuza bir farkındalığa dönüştürmek istiyoruz dediler. Biz de dedik ki biz de zaten bir gün değil her gün engellerin yanındayız ve bu zihniyette gelen herkesi kucaklıyoruz diyerek. Bugün Rota Koleji Bornova Şubesi'nin misafiriyiz. Bugün burada neler yapacağız, nelere, kimlere, nasıl dokunacağız? Bu konuda da size özet bir bilgiyi sevgili Nuray Savaşan iletecek. Bugün çok güzel bir gün yaşadık. Öncelikle sevgili Büşra Ün konferans salonunda çocuklara kendini tanıttı, slaytlar gösterdi, soru cevap şeklinde çok güzel zaman geçirdik. Çocuklar da çok mutlu oldular. En azından başarılı bir sporcuyu çok yakından tanıma fırsatı buldular. Daha sonra tekrar karşılıklı maç yapıldı. Her şey çok güzeldi. Rota Eğitim Kurumu zaten çok özel bir yer. Gerçekten farkında olan bir farkındalık günü yaşadık bugün. Çok mutluyuz. Asıl burada olma sebebim bugün tenis tabii ki. Tenise nasıl başladığından bahsetmek istiyorum şimdi. Böyle lisede, ortaokulda, beden eğitimi derslerinde hep kenarda oturmaktan sıkılmıştım. Arkadaşlarım spor yaparken ben hep izliyordum. Bir gün masayı duvara yaklaştırmıştım ve masaya oynamaya başlamıştım arkadaşlarımla. O gün dışarı çıktığımız günde bir tenis kulübüne denk gelince dedik bir içeri girelim, soralım belki bana masa tenis dersi verirler. Masa tenisimiz yok ama eğer isterseniz tenis dersi verebiliriz dediler. Tabii önce inanamadım. Yani hem sandalyede oturacağım, hem raket tutacağım, hem de sandalyeye topa yetişip vuracağım. Tenise başladığım 2009 yılından beri Türkiye şampiyonluğumuz var. 3 yıl üst üste gençlerde dünya üçüncülüğü elde ettik. Balkan şampiyonluğumuz var ve benim için, bizim için, hatta ülkemiz için aslında en büyük başarılarımızdan bir tanesi Paralimpik oyunları kadından ilk Türk kadın sporcu oldu. 2016'dan önce tenis branşında hiçbir kadın sporcuya katılamamıştı. Ama 2016'da şükürler olsun bir ilki gerçekleştirdik. Ulusal turnuvalarda 13 adet şampiyonluk, 2 adet ikinciliğimiz var. Uluslararası turnuvalarda da 40 adet şampiyonluk, 26 adet de ikincilik almışız. Engellerin hangi sporları yapabildiğini biliyor musunuz? Futbol, basketbol söyleyip evet ya hayır diyeyim ama futbol yapabiliyorlar mı? Evet. Basketbol? Evet. Okçuluk? Evet. Atıcılık? Evet. Yüzme? Evet. Atletizm? Evet. Yelken? Evet. Curling? Evet. Kayak? Evet. Voleybol? Her şeyi yapıyorlar galiba değil mi? Evet. Bir şeyleri kendi başıma yapabilmem gerekiyordu. Ve ben ilk defa 2009 yılında tek başıma otobüse bindim. Ve ben 10 yıl sonra yurt dışında tek başıma yaşayarak yüksek lisans yapar bir hale geldim. Spor yapmasaydım ben bugünleri hayal bile edemezdim. Ve bunun yanında tabii ki bana verdiği fiziksel güç,
kişisel gelişim. Benim şu an hayatımı en kolaylaştıran şeylerden birisi diyebilirim. Ve yabancı dil öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü yeri geldi, antrenörüme, turnuva gidebilmek için yeterli bütçe bulamadım. Bu yüzden tek başıma gitmem gerektiği için tamam birinin işleri halletmesi lazım. Maçta kendimi savunmam lazım. Rakibime karşı kendimi korumam lazım. Ne yapmam lazım? O zaman İngilizce öğrenmem lazım. Ve İngilizce öğrendim. Şu anda yabancı bir okulda, yabancı bir dilde eğitim görüyorum. Bunların hiçbirini eğer spora başlamasaydım ben hayal edemezdim. Bana 10 yıl önce bunları söyleseydiniz, yok mümkün değillerdi. Ama 10 yıl sonra şu an gerçekten hayal edemeyeceğiniz günlerde yaşıyoruz. Göstermeye çalıştığımız şey aslında şu, bu işi oturarak da yapsanız, ayakta da yapsanız aslında aynı şey. Hepimizin ortak bir amacı var. Hepimiz bu video için çalışmak ve madalya kazandırmak istiyoruz. O yüzden aslında nasıl göründüğünüzün, kim olduğunuzun, saçınızın, gözünüzün rengi hiç de önemli değil. Ya da ne giydiğiniz hiç önemli değil. Ne yaptığınız, yaptığınız şeye ve kendinize ne kadar inandığınız önemli. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına katılmak için uğraşıyorum. Şu an dünyada 36 numarayım. Ve Haziran ayına kadar dünyada ilk 32'ye girmem gerekiyor. Ne dersiniz, bu 6 ay içinde bir 4 sıra daha yükselir miyim? Hayatta hiçbir şey gerçekten başarıya engel değildir. Yeter ki siz başaracağınıza inanın. Bizim desteği esirgeme İzdes Başkanımız Sayın Tunda Doğan Kapıkıran'a çok teşekkür ediyoruz. Antrenörümüz Sayın Osman Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Ve teşekkürler benim almak için sahneye davranıyorum. Ben Büşra Ün Hanım'dan diye aslında milli gururumuza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hem kendi şansım adına, hem kurumumuz adına, hem sizler adına, hem de Türkiye adına. Çok değerli antrenörümüz de keza Fahri olarak inanılmaz derecede Osman Yıldız hocamıza çok büyük desteklerle bugünlere doğru gelmişler. Aslında sözlerin içerisinde o kadar güzel dinleyiciler vardı ki, o kadar nazik ifade etti ki Büşra'mızı, çok değerli milli tenisçimizi dünya sıralamasında ilk 36'da görmek büyük bir gurur ve onur. O kadar şampiyonluklara bir o kadar daha devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. Umut ediyorum ilk 30 değil, bence ilk 5 sıralamalarında görecek kapasite de var. Potansiyel de var. Biz bu konuda elimizden ne geliyorsa hep beraberiz. Evet, aslında bize göre engelli değil. Büşra hepimizden çok normal bir insan. Hatta bizim çok daha üzerinde bir kalitede bir insan. Tabii bugün buraya gelmede özellikle Funda Hanım'a, biz Sayın Başkanım'a şükranlarımızı sunuyoruz. Onunla beraber çocuklarla yaklaşık 300 kişilik bir grupla bir araya getirdik Büşra'mızı. Büşra'mız bence ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden bir tanesi. Aslında hepimizin genel bakış açısının bu noktada olması lazım. Neden büyük değer? Yaşadıklarıyla, bizle az önce paylaştıklarıyla insanın bildiği konuların ötesinde çok daha büyük hayranlık uyandırıyor. Çok daha büyük duygusal anlar yaşatabiliyor. Ama bu duygusal anlar ve hayranlıklar bir kez daha Büşra'nın ne kadar büyük bir özveriyle bu sporun içerisinden dünya sıralamasında ilk 30'lara gelmesini beraberinde getiriyor. Umut ediyorum Büşra'yı okulumuzda daimi olarak sürekli ağırlarız. Bu farkındalık özellikle yetiştirdiğimiz insanın en değerli varlığı olan birey dediğimiz çocuklarımızda uzun yıllar hayatları boyunca üzerinde kalabilecek bir farkındalık olmalı. Çünkü hayatın içerisinde her zaman sizin sorunuzda belirttiğiniz gibi bize göre engellerin olmadığı platformda tüm engellerimizle birlikte bir arada olmak zorundayız.
Rota gerçekten eğitimin farklı bir yüzünü de bizlere gösterdi. O açıdan da bu anlayışları, hassasiyetlerine çok teşekkür ediyoruz. İyilikleri çoğaltmaya, engelleri kaldırmaya geldik. Hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.